Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de Erdoğan Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne gelmiş bakıyorum. Abbasi Evet Devleti hocam. ve Türkler. Evet hocam. İslam tarihi hocam. Devam ediyoruz konumuza. Merhaba arkadaşlar. Hocam konumuz Abbasi Devleti ve Türkler. Eski bilgi tekrarından hocam gidersek, Emevi Devleti'nde mevari anlayışı, Arap milliyetçiliği, Türkler gibi birçok millete İslam'dan maalesef uzaklaştırdı. Soğuktu. Aynen öyle. Uzaklaştırdı. Ama Abbasilerin prensibi hoşgörü siyaseti. Bakalım neler var. Abbasiler döneminde bir kere hocam başkent artık Emevilerin başkenti Şam'dan geçiş yapıyor hocam. Yavaş yavaş hocam Irak, Bağdat merkezi olacak. Ama önce Hazreti Ali'nin başkent yaptığı Küfe'de Hazreti Abbas, Abbas Devleti'ni kurup adını veriyor. Hazreti Abbas kim arkadaşlar? O da bizden olsun. Peygamber Efendimiz'in küçük amcasıdır hocam. Abbasiler de oradan geliyor. Evet ve işte Ebu Cafer Mansur hocam. Bağdat kentini kuran, başkent yapan kişi. Abbas halifesi. Sonra hocam Halife Mansur döneminde Arap mevali farkı kalktı. Halk arasında dostlarım eşitlik prensibi hoşgörü, geldi. Eşitlik. Irkçılık çöp oldu hocam. Ve vezir makamında kurup ki kimden almışlar? Sasanilerden yavaş yavaş idari adına da bir siyasal hareket gözüküyor. İşte zirve dönemi, bu sınav sorusu arkadaşlarım. Abbasilerin en zirve dönemi Harun Reşit. Hatta hocam o da bizim farkımız olsun. Dönemin en mükemmel eseri Binbir Gece Masalları. Bu dönemi anlatıyor bu hocam. Bu dönemde mi? Alaaddinler, işte o uçan halılar hep hocam bu dönemde. Simbatlar bu dönemde. O da özel bir bizden bir jest olsun öğrencilerimize. Bu dönemde hocam yalnız bir sıkıntı var. Abbas Devleti hocam çok büyük. Uçulara hakim olamıyor. Zaman mı hocam? Abbasilerin içinde devletçikler oluşuyor. Merkeze bağlı olmayan. Bağlı olmayan. Değil işte hocam. Bağlı değiller. Bunlar hocam bakıyor ki ne zaman merkez pasif hemen tak kendi ülkesini kuruyor. Bunlara hocam bir isim veriliyor. Tavaif-i Mülük. Şimdiki hocam modern ismiyle federasyon türü yapılanmalar. Federal önceki, birlikler. Önceki dönemlerde. Evet hocam. Ve çok enteresan çoğu da Türk devletleridir. Bakmış hocam Türk devletleri, baştakiler biraz sıkıntılı, biraz pasif, o zaman kendi vatanımı kuralım. Aynen hocam. Örnek mi? Mısır'da hocam Tolunoğulları, Akşitler. Mavera-ün-Nehir'de, Orta Asya'da Seyhun-Ceyhun arasında Samani ve Tahiroğulları. Ve çok enteresan hocam, bu büyük bir Abbas devletinin özelliği hocam, bilimde çok iyiler ama askeri yetenekleri çok zayıf. Bir Moğol topluluğu olan İlhanlılar Hulagü Han tarafından hocam Abbasileri yıktı. Bağdat'ı yaktı yıktı. Son halifede El-Mustansur hocam Mısır'a kaçtı. Mısır'daki bir Türk devletine sığındı. Memlükler. Evet hocam ki Yavuz zaten bunlardan alacak halifeliği. Buyurun üstadım. Gönderdim hocam. Evet. Acaba Abbasilerde baktığımız zaman sosyal hayat ve devlet teşkilatı. Toplum ikiye ayrılmış. Havas ve avam diye. Hocam havas, havalı diyorum onlara ben. Oradan yakalıyorum. Yöneticiler, havalı. Mantıklı. Evet, evet. Avam da hocam biz. AVM. Aynen. Esnaf, çok güzel hocam. Çiftçi. Aynen. Bizi anlatıyor sanki değil mi? Evet. Hocam bunlar Mado'dan giyinirken, hocam iyi biçerken bizim hocam BİM'e devam. Olay bu. Bir de hocam zımmi. Hocam zımmiler enteresandır. Hep gözden kaçar. Zımmi hocam Müslüman dışında ehli kitap inen gruptur hocam. Ehli kitap kemiğinde hocam Allah tarafından ve Hristiyanlara. İşte onlara zımmi deniyor. Yani bir daha söylüyorum. Allah'ın direkt indirdiği ama Müslüman olmayan diğer Allah'a inanan, tek Allah'a inanan gruba zımmiler deniyor. Ve hocam bunlar ne veriyor? Cizye vergisi. İlk kim almıştı bunu? Daha önce derslerde bahsettik. Peygamber Efendimiz. Hayber Kalesi'nin fethiyle hocam. Sosyal hayatta olmazsa olmaz. İletişim, kağıt üretimi. Kağıt. Hocam Çin'de vardı. Daha önce derslerde bahsettik. Dut ağacından yapılmıştı. Kağıt. Hocam Müslüman tamam oldu ama Araplara geçti ama hocam arada Talas Savaşı'yla Türklerden de hocam esinlenmişler. Ve Çinli esirlerle hocam Türk toplulukları Abbasilere kağıdı öğretti. Ve hocam ilk kez Semerkant'ta Çin dışında
Kağıt fabrikası kuruldu. Hocam Semerkant neresi biliyor musunuz? Adı güzel, kendi güzel. Şehirlerin şahı demektir. Semerkant. Çıkarsa. Kesinlikle hocam. Semerkant şehirlerin şahı demektir. Evet. Evet hocam. Şimdi şehirler madem bahsettik hocam. Vatayiş. Şurta. Hocam polis kuvveti. Emniyet gücün. Şurta deniyor buna. Asayiş polisten soruluyor. Ve ordu komutanının adı Umera. Türkçesine askeri sınıf demek hocam. Askerlerin emiri. İkinci adamdır. Kimden sonra hocam geliyor? Halifeden kesinlikle sonra. Kesinlikle hocam. Ve olmazsa olmaz hocam adalet. Kadı Kudat. Hocam kadılar kadısı demektir. Kadı Kudat. Kadılar kadısı. Baş kadı yani. Günümüzün neyi? Adalet Bakanı arkadaşlarım. Hmm. Kim kurdu? Zirve adam. Harun Reşit. Reşit. Ve o dönemde hocam, bu da özel bilgi. Hocam maalesef dini kötüye kullananlar var. Maalesef. Onlar için de hocam dini objeleri yerle yeksan eden, kafaları karıştıranlar için hocam divan, divanı. Zındık hocam. Zındık çoğulu, zaten şeydi. Hocam Allah'a şirk koşan, eş koşan, dini yorumları farklı anlatan, bölücüler yani. Hocam Zendika divanı kuruldu. Onların yargılandığı. Askeri hocam işler için askeri divan. Ceyş divan. Divan. Aynen üstadım. Aynen. Askeri divanı. Evet. Yazışma için hocam tevki, yazışma divanı. Posta, istihbarat içinde berit divanı. Hocam zaten berit posta demektir. Hı hı. Ve dikkat, hukuk, adalet içinde hocam divanı, zalim olmayanların divanı. Mezalim. Aynen hocam. Olumsuzluktur. Olumsuzluk. Zalim olmayanların divanı. Neyi hocam genelde bunlar inceliyor? Devlete ihanet eden hocam üst derece memurları. Ne kadar yani estetik mezalim. Değil mi? Halkı seni beni hocam kadılar, baş kadı ama hocam üst tabaka olan havas dediğimiz kişiler. Onları da hocam, hatta hocam enteresandır. Divanı, mezalimin başındaki adam da hocam sultan biliyor musunuz? Hiç kimseye adaleti bırakmıyor. Neden? Ben şimdi hocam bir divan görevlisiyim. Bir kadı atadım. O kadı hocam beni yargılayabilir mi acaba? Ben atadım onu. Yargılayamaz. Açığını bilirim. Ama hocam sultan ülkesi için herkesi yargılayabiliyor. Bu mükemmel bir özelliktir. Buyurun değerli hocam. Bu isimler önemli değil mi hocam? Hocam şöyle söyleyeyim. Sana bir soru çıkmadı ama hocam bizi bağlayan şey şu hocam. Berit'i Anadolu Selçuklarında da hocam göreceğiz. Bilelim Karahan Devleti'nde de var. Bilelim ne olur ne olmaz yani üstadım. Evet. Abbasilerde hocam evet Türkler. Ki hocam biz zaten biliyoruz ki Tavas Savaşı'yla İslamiyet'e girdik. Çin ile Abbasi Müslümanları Talas'ta kapıştı. Kimin tarafında Türkler? Abbasiler. İki tane sebebi var hocam bunun. Bir, Abbas hoşgörüsü. İki, hocam Çin beni her gün ezen bir topluluktu. Hı hı. Hocam savaşı kazanırsa beni daha çok ezerdi değil mi? O yüzden ben kimi tuttum? Abbasiler. Evet. Ve Emevi ırkçılığı hocam artık ne oldu? Tamamen gitti. Gitti. Abbasi hoşgörüsü, bakın hocam zirve insan Harun Reşit ki özel bilgi eşlerinden biri Türk. Harun Reşit. Özel bilgi hocam bizden meydana gelen canını sarayı koruyan ne kurmuş? Muhafız birliği kurdu. Orduyu yavaş yavaş bize teslim ediyor. İş bilenin, kılıç kuşanının ve sınır karakol kentleri hocam kuruyor. Avasım, bak bu sınav sorusu hocam. Avasım sınır karakol kentleridir. Örnek Antakya. En büyük avasım nerede hocam? İşte Samara. Bu sınav sorusu hocam işte. En büyük avasım Mutasım döneminde kurulan Samara. Hocam ilginç bir şey söyleyeceğim. İki oğlu var Harun Reşit'in. Meymun'la Mutasım. İkisinin de hocam annesi Türk. O yüzden bunlar Türklere çok ciddi destek verdi. Bakın hangi alanda hocam ağırlık? Askeri alanda. Avasım sınır karakol kentleri. Kalekol deniyor mesela modern isim şimdi. En büyük avasım da Samara. Kesinlikle üstadım. Buyurun hocam. Evet ve tabii ki askeri güç olursan zamanla hocam siyasete de idari alanda ne yaparsınız? Söz sahibi hocam olursunuz. Hatta devlet bile kurmayı geçtim. Tavay mülükler de vardı.
Hocam Abbas halifesini bile artık ben seçiyorum vaziyete gelmişim. Hı-hı. Mütevekkil isimli Abbas halifesini biz seçtik biz hocam. O kadar biz güçlendik ki yetinmedik. Abbas halifeyi makamını hocam kim kurtardı? Büyük Selçukluların önemli lideri Tuğrul Bey. Kime karşı hocam? İran'da yaşayan Şiilere karşı. Abbas halifeli değerli hocam Sünni ağırlıklıdır. Selçuklu hocam Sünni ağırlıklıdır. O dönemde ne var? İslam dünyasında maalesef Şiiler var. Mezhep mücadelesi. Mezhep mücadelesi. Geldi hocam Bağdat seferiyle halifeyi bile ne yapıyor? Koruyor. Hı hı. Hocam halifeyi korumuşsan güç kimdedir o zaman? Seni ben koruyorsam bitti. Yani, himayemdesin değil mi hocam? Hı. Bu bizim gücümüz. Her şey hocam neyle başladı? Askeriyle başladı. Bitti. Sonra yani, siyasi sonra da idare. Aynen usta. Neyle? Avasım. Samara. Kesinlikle üstadım. Buyurun. Evet değerli hocam. Şimdi demin bahsetmiştik. Mısır'da kurulan hocam ilk Müslüman Türk devletleri. Bunlar birer neydi? Tevaif-i mülük. Yani federal yapılar. Kesinlikle üstadım. İşte soru gelebilecek bir pozisyon hocam. Şöyle hocam bir yazalım önce bakın. Şöyle yazalım hocam. Hocam bu önemli. Ne demek hocam İngilizce bu? Team. Takım. Bitti. Hı hı. Dostlarım takım. İlk hocam Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti'nin adı Tolunoğulları. Sonra değerli hocam Akşitler, Eyyubiler ve Memlük. Nasıl soru hocam? Team. Süper soru. Hı hı. Team. Oradan yakalayalım dostlarım. İlk Müslüman Türk Devletleri. Ama nerede hocam kurulan? Mısır'da kurulan. Hocam bir özel bilgi vereyim. Araya ne yapar biliyor musun? Fatimileri hocam yazar. O da Mısır'dadır. Hocam Fatimiler Şii Arap'tır. Soru ne hocam o zaman? Hangisi Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden değildir? Cevap? Fatimiler. Dördü hocam zaten Türk İslam. İlk kurulan hocam? Tolunoğulları. Ahmet bin Tolun kuruyor. Ve tabii ki hocam kurdu ama izin vermiyor sonra. Kim yıkıyor? Abbasiler. Bir şey söyleyelim hocam. Fustat kentinin kurucusu aynı zamanda bunlar. Fustat neresidir bugün? Kahire. O da bizden olsun. Bir şey daha söyleyeyim değerli hocam. İlk defa tarihte Maristan, doktor, hastane, eczane hocam. Bedava hizmet vermişler Mısır'da. Hmm. Tolunoğulları. Hocam evet. İlk eczane ve hastane karışımına Maristan deniyor. Halka değerli hocam hizmet bedava verilmişse. Nananana. Sosyal medya. Bitti. Sosyal devletleri değil mi hocam? Kaçırmayalım. Hı hı. Sonra bu devletin işte. Camii. Ha, cami hocam zaten her yerde var zaten. Hı hı. Cami yapıyorsun kalıcı olmak için Mısır'da. Hı hı. O bilerek koydum onu oraya. Hocam Işit. Diğer adı hocam? Akşit. Kesinlikle. Hocam güneşin çocukları. Sultanlar Sultanı demek hocam. Hı hı. Muhammed bin Togaç kurdu. Özelliği şu. Tarihte Türk İslam tarihi ilk defa Hicaz'a hakim olan Türk devletidir. Hocam bu sınav sorusu. Hicaz neresi kardeşlerim? Mekke ile Medine. Unutmayalım. Sonda hakim olan kim? Osmanlı tabii ki. Yavuz dönemi hocam. Hı hı. Göreceğiz. Dostlar lütfen kaçırmıyorsunuz. Hicaz'a hakim olan İlk Türk İslam Devleti'nin adı Akşit ya da Işidiler hocam. Özel bir bilgi. Onları kim yıktı hocam? Fatihler. Şii Arap Fatihliler. Buyurun üstadım. Gönderdim bunu hocam. Evet. Ve Eyyubiler. Team'in E'sine geldik. Evet. Hmm. Hocam dil Türkçe ve hocam demin de bahsettiğimiz gibi Sünni ağırlıklı. Türk insanının ağırlıklı mezhep o dönemde Sünni hocam. Kimin gibi aynı? Selçuklular. Demin demiştim zaten. Tuğrul Bey gibi değil mi üstadım? Onların zaten liderlerinden bir tanesi. Hocam kimi yıktı? Fatimileri yıktılar. Kim? Oo, Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi'nin hocam özelliği şu. İlk Türk İslam tarihinde hocam, ben hocam bir destek alayım sizden. Hocam kırmızı yazalım da şöyle önemini ortaya koyalım ya. Hemen verdim hocam. Hocam ilk İslam tarihinde Türk İslam tarihinde dikkat değerli hocam. Of. Kudüs Fatih. Kesinlikle. Kudüs'ü Türk İslam beldesi yapan insandır. Selahaddin Eyyubi. Unutmayalım. Ve Hıttin Savaşı hocam sınav sorusu. Haçlı bölgedeki ordularını yok etti.
Kudüs'ü hocam onlardan aldı. Türk İslam kenti yaptı hocam. Ve unutmuyoruz, hatta özel bilgi olsun, Kudüs'ü almamız Avrupa'daki bir gücü uyandırdı. Hı hı. Üçüncü Haçlı Seferi'nin aynı zamanda başlangıcı oldu. Yani Memlükler tarafından yıkıldı hocam. Din neymiş? Türkçe. Türkçe. Sünni ve Selahaddin Eyyubi hocam. Ne Fatih ilk? Kudüs Fatih. Kesinlikle. Hangi savaşta? Hıttin Savaşı. Hocam neye sebep oldu? Üçüncü Haçlı Seferi'ne. Unutmayalım. Ve Memlük. Hocam Memlükler enteresan bir topluluk. Neden? Bomba geliyor şimdi. Kıpçak kökenli kölemenler, köle Türk, asker kökenliler kurdu. Kim? Aybek. Kurucu bu. Ve hocam tek tarihimizde Memlükler de var. Kut diye bir kavram var dostlarım. Kan bağı varsa aramızda biz hükümdar olabiliriz. Hükümdar olabiliyor. Hocam Emevilerde kut anlayışı yok. Emeviler diyorum, özür dilerim. Memlükler'de kut anlayışı yok. Kim güçlüyse ordu komutanı zorla, ihtilalle ne olabiliyor? Sultan olabiliyor. Ya, tek hocam bunlar da var. Kut anlayışı olmayan tek Türk devleti. Memlük, kölemenler. Unutmayalım. Buyurun üstadım. Hocam. Evet işte geldi. Enteresanlık şurada. Bomba patlıyor. Dünyada hocam Sultan Baybars. Dünyada hocam Moğollara inen tek devlet, tek başka yok ya, Memlüklerdir. Hatta hocam iki kere yenmişler. Bir kere yetmemiş. Ayn Calut, Göz Geçidi. Göz Geçidi Savaşı ve Maraş Elbistan'da iki kez Moğolları, hocam Moğolları Osmanlı bile yenemedi. Ankara Savaşı. Çünkü... Bir daha söylüyorum değerli arkadaşlarım, bak bu sınav sorusu. Dünyada Moğolları yenen tek devlet. Memlükler. Sultan Baybars. Memlükleri yenen tek şey... Başka yok. Memlükler hocam. Ve Ayn Calut Savaşı hocam. Asıl. Göz Geçidi Savaşı Türkçesi. Ve demin demiştik hocam. Kimin himaye altına aldılar? Abbasi. Evet. 1. Selim Mercidabık ve Ridaniye zaferleriyle Memlüklere son verdi. Ve Osmanlı hocam hangi ünvanı almaya başladı? Halife. Osmanlı Devleti neye hocam dönüşecek? Din devletine. Teokrasi. Bir bomba daha söyleyelim. İlk defa bir Türk İslam Devleti hocam, süper bir bilgidir, Türkiye adını kullandı. Ha, yine Memlükler. Hocam süper de Memlükler. Bir daha söylüyorum. 16 tane hocam Türk Devleti var. Boylar falan hariç. 50-60 tane oluyor zaten. İlk defa Türkiye adını kullanan günümüz Türkiye Cumhuriyeti var ya hocam. Memlüklerdi. Nasıl soru? Güzel bir soru. 10 numara soru. Hocam, hocam Memlük bir daha geçmek istiyorum müsaadenizle üstünden. Benim hocam isterseniz bunu bir daha. Hocam yok buradan devam edeyim. Bir. Hocam nerede kurulmuşlar? Mısır'da. Mısır'da kuruldu. Hocam hangi yol vardır orada? Baharat yolu. Ama çok ciddi kaymak yiyemedik. Şöyle bir keşifler etkiledi biraz. İki. Hocam bunları kölemenler de diyoruz. Asker kökenliler. Üç, halifeyi koruma altına aldılar. Dört, ilk kez Türk adı bunlar tarafından korundu, kullanıldı. Ve beş, dünyada Moğolları yenen tek devlet Memlükler. Kesinlikle. Halifeyi korumaları Osmanlı'ya hocam, halifelik makam geçişini sağladı. Yavuz Sultan Selim dönemi, Mercidabık ve Ridaniye zaferleriyle yıkıldılar. Noktayı koyduk herhalde hocam. Noktayı koyduk ve böylelikle bittik hocam. Evet. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.